Bir gün kilib ümmet düşmanın büler, bugün cen kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أهل إيمان برادرلر الله سبحانه وتعالى فارس قليان جهاد إبادتنا قلش لك الله بزلرنا نسيب اتبتي Bunun için Allah Teala'ya hamdel bulsun. Allah Subhanehu ve Teala bizlerini uzunu mücahidler deyip Kur'an'da maktagen taifeni safiye kuşuptu. Bana bugün İslam'ını himaye kılıp, Müslümanlarını himaye kılıp, bana bu cihat meydanları da sizler bilen imanlaşıp durumumuz. Bunun için Allah Teala'ya çeksiz hamdü sanalar eytemiz. Allah Subhanehu ve Teala hamelerimizi, bana bu amelimizi uzun kabul kısın. Allah Subhanehu ve Teala namazını farz kıldı, rozanı farz kıldı, zakatını farz kıldı, hacını farz kıldı. Mana şu farz kılgen ibadetlerin içi de en büyük ibadet cihatını farz kıldı. Allah Subhanehu ve Teala mana bu cihatını Kur'an'da ticaret deyip atadı. İman kiltirgen kimseler, sizlerini alemlentiruvchi azaptan kutkarıp kaladigan Bir ticaret kesirlerini yollep koyayım mı deyip Allah Subhanehu ve Teala mana bu cihatını Allah uzunla buladigan ticaret deyip atadı. Ve mana bu ticaretini Allah Subhanehu ve Teala sermayesini bu Allah'ki iman kiltirişlik, Resulüge iman kiltirişlik ve Allah yolu da malı bilen canı bilen cihat kılıçlığını Mana bu ticaretini sermayesi deyip Allah Subhanehu ve Teala merhamet kıldı. Ticareti biz hemenimiz bilemiz. Sermayeni koyasız. Kim onun evesine bir nesle sizge fayda keledi? Mana bu nesleni hemme çüneldi. Hasaten mana bu ayet nazil bugün vakti de ticaretini Araplar yakış çünerdi. Çünkü bunlar Yemen'ge, Şam'ge ticaret kervalları kışın yazın katmanıdır. Ve mana bu ticaret kıyamet günü geçe hemen insanlar biledi ki bu ticaret yani sermayeni koya sizde ve bu sermayeni koyup nima kılasız mana bundan fayda kurasız. Mana bunu Allah Subhanehu ve Teala ticaret deyip atıgan cihatını sermayesini ikide koydu. Bu mal ve can. Mal ineni ve can ineni mana bu Allah yolu da kurban kılıp Cihat kılseyler, mana bu ticaret barpa buled dedi Allah Subhanehu ve Teala. Ve halen ki mana bu sermayeni hem Allah uzu bergen dedi. Malliye mi uzu bergen? Canlıya mi uzu bergen? Uzu bergen malını, uzu bergen canını bizden satıp alıyordu Allah Teala. Evazigenime cennet.
Allah subhanahu wa ta'ala Tavba suresi merhamet kıyandı ki inna Allah haştara minel mu'minin anfusahum ve amvalahum bi enne lehumul cennet. Elbette Allah mu'minlerden ularını canlarını ve mallarını cennetli evazige satıp aldı kendi. Bu yerde hem satıp aldı kelimesi işletiliyordu. Satıp alıcı kim? Allah. Satıcı kim? Mumin bendeler. Ve halen ki bu canem, bu malliyem Allah bergendi. Bana bu bizge birilingen ruh, bizge birilingen canlı egesi bizeymez. Allah. Şu zat bizden meneşi uzu bergen mallı ve canlı cennetli evazge satıp alıyordu. Yani cennetli sarmayesi, hur aynlarını mehri nümeyken, bizden talep kılınıyken, malımız bose mal, canımız bose can. Başkalar istemez. Ve halen ki, dünyadaki adli bir ayalge üylenemen desenize, malum bir miktarda onge mal sarpleysiz. Ve halen ki Allah subhanehu ve teala, uzu 72'te hur aynge üylentiremen degen, ana şu cennetteki hurlarını mehri deyip bizden canımızı talep kılıyaptı. Yani şu bizi talepimizdeki niçlitir kan. Başka narsa yemez. Allah Teala ayeti yaptı ki Allah'a iman kiltiresiler, Resulü'ye iman kiltiresiler ve Allah'ın yolu da maliner ve canine bile cihat kılatiler. Eğer bilseyler bana şu narsa sizler için en yakşı narsadır. Sizler için yakşı narsa şudur. Allah Teala vakti ki bana bu cihatını farz kıldı, merhamet kıyandı ki kutübe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Sizlerge cihat kılıçlik, qital kılıçlik, kafirler bilen uruşlik farz kılındı, lekin bu sizlerin nefsine yokmaydı. Sizlerin nefsine yokmayarken bu narsa şayet sizler için yakşılardır. Sizler uzinere yakşı bugün narsanı yaman kuruyor sizler. Uzinerge yaman bugünler seni yakşı kuruyor sizler. Sizler bilmeysen Allah bilendi. Allah güvahlık biri yaptı ki bana şu narsa Allah'ın yolu da imandan kigin kafirler bilen mal ve can bilen cihat kılıçliğine Allah Teala hayır dedi. Bana şu narsa yakşı dedi. Hop bana bu ticaretini kılıç bilen bizlerge nüme vaade kılındı. Yağfir lakum zunubakum. Eğer sizler şu cihat tıksaylar günahlarıyla mağfiret buladı. Birinci bizlerge mukafat günahlardan paklanızlar. Bu günahlardan paklanıştık fakat şehitler gemez. Belki cihat meydanıya kadem koygen, cihat meydanında kafirlerge karşı vuruş yapken, cihat meydanında hatta Müslümanların karasını kopaytırıp durgen kişilerini günahı mağfiret bulan. Günahları keçirler. Eğer onlarga şehadet nasip kılsa, bir katıra o işte birinci katıra kanı yerge düşünmezden türüp onu günahları mağfiret bulup gider. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ وَسِلَرْنِ اَسْلَرْدَنْ اَنْهَارْلَرْ اَقُبَتْ اَدْغَنْ جَنَّتْلَرْكَ عَلُبْ كِرَدَ اللّٰهُ تَعَلَى Ve bundan teşkere adın cennetindeki en pakize havlu kasırlarga Allah-u Teala sizlerle alıp kiredi. Ve bu en katta yutukdur. Dünya imtihanındaki en katta yutuk bana şudur deyip Allah-u Teala merhamet kıldı. Demek bana bu cihatını biz kıladigan bulsak Allah subhanehu ve teala bizlerin günahlarımızı mağfiret kıladı. Ve aslılardan anharlar akıbet eden cennetlerge alıp kıladı. Ve adın cennetlerdeki pakize uğurlarge alıp kıladı. Ve Allah subhanehu ve teala bana bu kılıngan ticaretini, bana bu kılıngan amelini en katta imtihan havlusunda yutuldu dedi. Bu Allah teala'nın güvahlığı. Ve Allah subhanehu ve teala bundan taşkari yana bir nerseni bizlere haberini verdi. Ve uhura tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril mu'minin. Bana bu günahlar mağfiret kılınışlığı, alemlantırıcı azaptan necat topşiler, vasilerini adın cennetlerge, asudan anharlar, akıbet edilen cennetlere kirişten taşkari yana bitti sizler için suyumlu bugün nerse var. O hambolise Allah'ın nusreti, ve tez de keledigen, yakın da keledigen nüme fath ve nusretli sizler yakşı kuresiler. Yani bunu yap Allah Teala sizlere verir. Ve beşşiril muminin, muminlerge beşaret verip koyun deyip Allah Teala merhamet kıldı. Mumin kişi bana bu ayette işçime kursan buladı. Ahiretiye muhabbet, dünyada trik kalsa hem, onge nüme Allah'ın galabesi var.
Şunun için mana bu ayetteki Allah Subhanehu ve Teala vaade kıyan narsalar hak vaadeler bu. Bu vaadelerini fakat müminler tasdiklaydı. Müminler tasdiklaydı. Şunun için braderler, avval bu cihatını kılıyorken braderler ve yenge bu cihatke kadem kuyuyorken braderlerge mübarek bulsun diyemiz ki mana bu ticarette Rabbine bile kılıyemsiler. Mana bu Allah Subhanehu ve Teala bile bu ticaret. İnne Allah eştara minel mu'minin enfusahum ve amvalahum bi enne lehumul cenne. Yukatilune fi sebilillah feyaktulune ve yuktelun. Allah müminlerini, canlarını ve mollarını cennetini evezge satıp aldı. Mana bu satıp edigen ticaretini Allah satıp alı yaptı, satıp yapken bende, yani kul uzunu hacizge satıp yaptı. Onu evezge Allah Teala cennet bir yaptı. Mana bu cennetini kolye kirtemen degen müminlerin vazifesini mi? Mana bu ibadet Allah yoldaki cihat. Kafirler bile ürüşşedi, kafirlerini katıl kılışedi ve özleri hem şu yolda şehit bölüşedi. Mana bu amellerini kılgen kişilerge Allah Teala cennetini vaada kıldı. Va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incil vel kur'an. Ve mana bu vaada bularını cennetke olup kirişlik vaadesini Allah Teala 3'te kitapta uzu vaada kılıp koydu. Bu Tevrat Musa Aleyhisselam'ın nazil bugen, bu İncil İsa Aleyhisselam'ın nazil bugen, bu Kur'an Muhammedur Resulullah Aleyhisselam'ın nazil bugen, 3'te semavi kitapta Allah Teala yazıp koydu ki uzunu mücahidlerige, uzunu mumin bendelerige, eğer onlar canlarını ve mallarını birip cihat kılışa digen buysa, Allah Teala cennetini birişliğini bana şu 3'te kitapta Allah Teala bitip koydu. Ve men avfa bi ehdihi minallah. Allah denem uzunu ahdige vefadarra zat var mı? Elbette yok. Festebşiru. Mana bu kılgen ticareti ne bile kursan biriyle. Bi bey'ikum illezi bayatum bih. Satkenler sayleni. Mana bu matayineni satırgeni satışı ne bile kursan biriyle ki Allah Teala bunu satıp aldı. Bunu evvelce cennetini verelim. Mana bu Allah Subhanehu ve Teala'nın hak vadesi buradırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde ettiler ki Allah Teala cennette 100 dereceni fakat mücahidler için tarlap koydular. Bu cennetteki 100 derecat her bir derecenin ortasındaki mesafe osman-ı yer çelik kiledigen mesafe dediler. Bu fakat mücahidlere tarlap koydular. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerini hadislerde vaade kıldılar. Şunun için bana bu ibadet buradalar mübarek bulsun. Allah Subhanehu ve Teala mana bu amelimizi kabul kısın. Çünkü Hasan el-Basri rahimahullah etkiler ki cennetke en yakın yol bu cihat amel dediler. Şunun için bu cihat yoluge Allah Teala hemen hidayet kımaydı buradalar. Allah uzu tellep tellep hidayet kılar. Allah bizlerle tellegen için Allah'a hamd eyleyelik. Allah'dan mana bu ibadetimizi kabul kılıçlik gamide bulaylik. Ve mana bu amelimizi Allah Teala bizlere ihlaslı nasip etişliğini söyleyelik. Çünkü hem amelli buradalar kabul buluş şartı ikide. Birincisi ihlas bilen buluş gerek. Halis Allah için buluş gerek. Halis Allah için. İkincisi şeriatke muvaffuk buluş gerek. Sünnetke muvaffuk buluşluk gerek. Mana bu ikide sıfat topilingen katta ve küçük amel. Az veya ki köp amel Allah kabul kıladı. Eğer bitesi bulsaydı, bitesi bulmasa Allah Teala kabul kumaydı. İhlas bulsaydı, şeriatke muvaffuk bulmasaydı, üleyen kabul kumaydı. Şeriatke muvaffuk bulsaydı, niyet riyabala digon bulsa, niyet halis bulmay digon bulsa, cehennemge üstüden birinci kere digon, bu riyakar şehit buladı. O Allah için cihat kumaydı. Nam çıkarışlık için, abru attırışlık için, adamlarının maktabını iştişlik için cihat kumaydı. Mana buni Alloh taolo qiyomat kuni burni bilan yerga ishqab birinchi jahannamga uloqtiradi Alloh taolo asrasin. Shuning uchun birodarlar, namoz o'qisak ham birinchi niyat qilamiz, xolis bo'lishlik uchun. Roza tutsak ham niyat qilamiz, haj qilsak ham niyat qilamiz. Mana bu jihodda ham niyatimizni unib olaylik birodarlar. Xolis bo'lsin, boshqa narsa kirmasin. Boshqa narsa kirmasin. Xo'p, mana endi dushmanga biz juda ham yaqin joyda turibmiz. Juda ham qisqa muddatda u tarafda dushman turibdi. U dushman kim? U dushman Alloh va Rasuliga dushmanlik qilgan dushman u. Bu dushman
Bitti İslami imarat bulan Afganistan'daki İslami imaratı yıkışlık için Amerika'ya birinci cay vergen devlet. Birinci bulup Müslümanlarını minlap minlap Arap ve Acem muhacirlerini üzülüp Amerika'ya satken murtad hükümet bu hükümet. Bu hükümet ulemalarını katliam kıyan hükümet. Bu hükümet Nol Mescid'deki Müslüme apa singillerimiz Kur'an'ını yadlap oturgenlerle üstüge bastırıp kırgen armiye bu. Ularını katliam kıyan. Ularını hatta namusuna kol uzatken bu hükümet. Allah Subhanehu ve Teala merhamet kıyandı ki Ya eyyuhallezine amenu Katilu allezine yelunekum minel kuffari Vel yecidu fikum gizda Ey iman kiltirgen mumuller Sizlerge en yakın bugün kafirlere karşı cihat kıyılar Ularını katil kıyılar Ve ular sizlerdeki şiddetini kurup koysun Ular sizlerden fakat katlık kolligini Rahim şavkat yokligini kurup koysun ular sizlerden Yani Sizlerge en yakın bugün, biz için bugün en yakın obturan kafir şu. Amerikanı razı kılaman, Yahudi razı kılaman deyip durup, Müslümanların üstüge, bana şunca külfatlı sagan bu devlet bu. Allah'a hamdler bulsun, şunca kılıngan kurbanlık bile bugün, inkılap, İslamabad, yani payitaht ne? Elhamdülillah yakını itibarlı. Bu düşman, elhamdülillah, cüdeham. Uzunu tuğyanı deydi, Allah'a hamdler bulsun. Şunca birliğinden kurbanlık bilen, Allah'a hamdler bulsun, Allah Teala bu hükümetini teyge sok etkizgen. Fakat bizden gayret gerek, fakat bizden Allah'ın büyüklerine icabat gerek, fakat bizden Allah'a kişiler türüp yıklaştık gerek. Çünkü galebeni asasi sebeplerden bittesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü keçesi bilen, Nime kıldılar yığılıp çıktılar. Allah Teala'ya dua kılıp çıktılar. Allah'a iltica kıldılar. Özlerini, acizliklerini, natavalliklerini Allah Teala'ya şikayet kılıp Allah'a yardım söylediler. Ve Allah Subhanehu ve Teala özünü peygamberini bu yığılıp kıyan dualarına icabet kıldı. 5000 melaikeni Cibril Aleyhisselam başçılıkta Bedir meydanında 314 Müslüman'a yardım verişti ki Allah Teala çıkırdı. Galebenin asası o külü Müslümanlar Allah'ta acizlik kılıçtı. Ve Allah Teala onlara özü küçük kuvvet verdi, yardım verdi. Kademlerini müstahkem kılıp koydu. Röperelerde türken minden artık müstahkem kurallengen leşkerini Allah Teala mağlup kıdırdı. Lekin Uhud günüdeki mağlubiyeti sebebi başka narsaydı. Bu ise Resulü'ye bugün itaatsizlik idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güruh Mergenlerini, kemançilerini tağlı üstüye kup koy gendiler. Aytkendiler ki eğer biz galebe kısak hem, mağlup bulsak hem sizler tağdan düşmeysiler. Eğer korsaylar ki bizi göçlerimizi kuşlar kotarıp gitti yaptı yiyip. Beni büyüdüğüm kemerin geçe tağdan düşmeysiler de gendiler. Lekin cengi avvalde galebeni korgen bu mumullerini şeytanı yoldan urgenidir. İllikte turgen bana bu mergenini kırık desi paske çüşkü çüşkendi. İtaatsizlik kılıp koyuşkenidir. Mana bu günah sebeple giden avvalda galiba ahirge bari mağlubiyetke eylemi koyanidir. Hop! Handak gazvesi günü 40 gün devam etken mana bu en soğuk mavsumda bugün cengde Müslümanlar özlerini Allah'a bugün acizliklerini özlerini Allah ve Resulü'ye bugün itaatlerini korsetişti. Allah Subhanehu ve Teala özün tamamından periştelerini ve şamallarını yubarıttırıp düşmanlarını mağlup kıttacaklar. Mağlup kıttacaklar. Hatta açlık, hatta şünçelik soğuk, şünçe korku. Hatta karınları ya Resulullah sallam özleri hem ikiden taşı bağlava kendiler. Allah Teala bunda hem galiba verdi. Lekin Huneyn günü bir neçe kişinin ağzından gururlanışlık çıkıp kaldı. Oho biz şunca küçüğümüz kop. Bizi hiç kim mağlup kullanmaydı degen gurur kildi de nüme galebe mağlubet keylendi. Mağlubet keylendi. Ceng meydanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem türkendiler. Büyük sahabeler barıdı. Bu Mekke fetheden kim bu gendi Huneyn. Fakat bir neçe kişi nüme kıldı gururlandı. Oho bizi küçüğümüz kop dedi. Şu bilen Allah Teala özünü galebesine koydu. Mana bu Kur'an'da kigen bizge haber. Mana bu hadislerde kigen haber. Bunu nimege Allah Teala bizge haber verdi. Biz bundan ders oluşumuz için. Demek Allah Subhanehu ve Teala Bedir gününde malaikelerini nazil kigen vakti de merhamet kigendi ki
وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Nasr, nusrat, fakat Allah'ın huzurundan de geldi. Periştelerin çüşü bu galebeni okuyamazdı. Bu periştelar fakat müminlerini kursan kılıçlık için, kafirlerini korkutuşluk için Allah-u Teala'nın hazırlığı geldi. Allah Subhanehu ve Teala galebeni, nusratını fakat ve fakat uzige nisbet verdi. Uzunu huzurdan ekenliğine Allah-u Teala haberini verdi. Hatta peygamberin meydanda turuşluğu payda kımadı Uhud günü biraderler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i himayelerini Allah-u Teala uzun zimmesi gagalidi. Lekin bana bu meydandaki periştelerini buluşluğu hem payda vermedi. Çünkü nusrat, galebe ve mağlubet Allah'ın huzurunda. Şunun için biz Rabbimiz bilen alakamızı yaşı kılışımız gerek. Rabbimize iltica kılış soruşluğumuz gerek. Ya Allah, sen bizlerle bu cihazda nasip ettin. Biz seni dininle âli kımakçımız, uzunmizi kavmimizimiz, uzunmizi tilimizi âli kımakçımız. Seni ayağa astırıp durgen bu Kur'an'ını, seni ayağa astırıp durgen bu tevhid bayrağını âli kımakçımız. Seni mülkün bugün yeryüzünü hamesine İslami hilafette örletmakçımız. Ya Allah, bizler niyetimizi ıslah kıyın, bizlerle uzun yardan bir gün deyip Allah'a iltica kılışımız gerek. Allah'a iltica kılışımız gerek. Allah bilen alakamızı yakışılaşımız gerek buralarda. Aralarımızda birer kişi gururlanıp kalsa, mutakabbirlik kıplası, hey buralar Allah'dan korkaylık. Dip durup buralarımıza nasihat kılaylık. Şunun için hem biz bana bu ibadetke Allah Ta'ala'nı fazlı bilen yine müşerref buldu buralarlar. Allah bize yine nasip kıldı. Hemen yine nasip kılmayken bunlarsa. Milyon milyon Müslümanların içinden bizi sizi tellavagen. Bunu tellaşın Allah Teala uzu tellagen. İndi Allah'dan dua kılaylı ki Allah kabul kısın. Mumun kişi, ben namaz oku bulayız buradalar. Namaz oku bulup bak, salam bir işi bilen. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah de üç maratı ayetemiz. Bu sünnet bu. Namazı oku bulup bak, istiğfar ayetemiz. İbadetten çıkmak istiğfar ayetemiz. Allah Teala Kur'an'da Nebiler bilen, peygamberler bilen, ribbiyyüller cihat kıyarlıgını maktap durup, bunların duası şundan ibaret edi ki, Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve sabbit akdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Bizi parvardigarımız, bizlerini günahlarımızı keçirgin, cihat kıbılışken, şehit birişken, kurbanlık birişken, bunların duası bana bundan ibaret. Rabbena gfir lana zunubana, Allah bizlerini günahlarımızı mağfiret kıyın. Ve israfena fi emrina ve işlerimizi kılıçta haddimizden hoşken bozak uzun keçirgin. Tecavüz kıvarken bozak haddimizden uzun keçirgin. Ve bizi kademlerimizi sabit kadem kıyın. Ve bizlerini kafir kimselerle üstten galip kıyın deyip dua kılıçlardır. Bana bu duanı kılıçımız gerek. Ve bizi cihadımız kafirlerini cengiden farklı buluş gerek. Kafirler dünya için uğraş yaptı. Kafirler hükümetini saklayıp konuştuk için uğraş yaptı. Kafirler mülkünü kengaytırıştık için uğraş yaptı. Kafirler bana bu yeryüzdeki baylıklarını kolye kritişlik için uğraş yaptı. Bizi cihadımız i'la-i kelimetullah buluş gerek. Fakat Allah'ın kelimesini âli kılıştık için. Bir yerimizi kengaytırsak, ya ki bir tille cevahurumuz köpeysemez. Belki Allah'ın razı kılıştık için buluş gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hakiki cihat kaysi degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Allah'ın kelimesini âli kılıçlık için bugün cihat bu hakiki cihat dediler. Bunun bir misal Abdullah ibn Huzafete Sahbi radıyallahu anh'u bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ilçileri bugün katta katta fatşalarını aldığı mektublarına varken bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatlerden ki gün Rumliklerini kulüge esir çüşüp kaldılar. Umar ibn Khattab bu vaktaki bugün cengde Rumliklerini kulüge esir bu çıkan vaktlerde ayetti bu patşa ey Abdullah Muhammed'in dinini terk kıyın mülkümle seni şirk kılaman. Yarım mülkümle veremen. Yarım mülkümle veremen mülkümle şirk bölesen. Şimdi Abdullah ayettiler ki ey Rum patşası sen mülkünün yarımını vaada kılıyapsan. Eğer hamasını versen Unga qo'shib arablarning mulkini ham bersang, bir lahza ham men dinimdan yuz o'girmayman. Bir lahza ham men dinimdan orqa qaytmayman. Shunda podsho aytdiki, bo'lmasa men seni o'ldiraman dedi.
Bu kişi etti ki biz senin mülkünge mana şu Allah'ın yolda ulişlik için, katil buluşluk için kiyemiz. Sen beni korkutamayacaksın ben. Bularga Rum oşa vaktide huddu Amerika buradırlar. Uzunun mülkünü yarmını veremen diyemdi. Bu kişi etti ki hamesini bir gün. Onge koşup Araplarla mülkünü bir gün. Men dinimden arka kaytmayım ben. Mana bir imanıdı buradırlar burada. Allah da mana bir imanı söyleşimiz gerek. Sahabelerine davetin miydi? Müslüman bugün kaytip gitemiz arkaya. Patşalaya şu davetini. Müslüman bugün biz senin yerini sorup gelemiz yok. Yerini hakim bölemiz deyip gelemiz yok. Biz Allah'ın mülküge, Allah'ın kanununu örnetken ikildik. Kullarını kulge, bandalarını bandalarge bugün ibadetten yegane Allah'ın ibadetine alıp çıkışlık için biz gelemiz. İslam'ı kabul kıyın biz seninle can kımayız. Şunun için bizi cihadımız buradırlar kafirlen cengine farklı buluş gerek. Bana hazır bütün radyolar cengine başları yaptı, tabligat kıl yaptı ki Uzbekistanlık, Tacikistanlık, Orta Asiyalık, Talibler, Mücahitler kirip Pakistan'ın cengini kıl yaptı dedi. Allah'a hamdar olsun. Deryanı o tarafı da, Rusya tarafta. Bana bu milletler tilgönlü yapken, milletlerini kul kıl yapken. Ulan öldür yapken bir vakti de, bugün kafirler, biz muhacirlerden korku yapken eken, bunun için biz Allah-u Teala'ya hamd edemiz. Ve biz bu bulan Allah'a şükür kılamız ki, mana bu cangda, birinci saftemiz biz. Mana bu cangda biz hazır geçe, beygayretlik kımakemiz ve beygayretlik kımayemiz. İnşallah yeryüzündeki inkılapı başlayemiz, ta yeryüzünü bir karış yeri de, küfür ve şirk varken, biz bu cihadımızı devam ettiremiz. Toshkentni fath qilishlik bizni to'xtatolmaydi. Moskvani fath qilishlik, Pekinni fath qilishlik bizni inshaalloh bu yo'ldan o'zimizni va zurriyotlarimizni qaytib to'xtatolmaydi. Chunki biz Allohga ahd berganmiz. Yo Alloh, bizda mana shu bor 5 litr yo 6 litr qonni seni dining uchun beramiz. Seni jannating uchun beramiz. Va biz seni mulkingda kofirlar, mushriklar, munofiqlar hukumat qilishligiga rozi emasmiz va ularga qarshi biz jihad qilamiz. Uzun bizem, avlatlarım bizem, nebirelerim bizlerem. Allah'dan sonra gelmiş ki Allah şu yolu devam ettir, şu nesip etsin. Biz bir zaman ve makamına has mücahitlemez miyiz? Allah'a hamd olsun, şehitlerimiz Pakistan'da var. Şehitlerimiz Afganistan'da var. Şehitlerimiz Çiçinistan'ı, Dağıstan'ı, Tacikistan'ı, Kırgızistan'ı, Uzbekistan'da var. Allah eğer de sıkıken olsa, yeryüzünü her yeri de sahabelerinizin gelin. Eğer cesetlerimiz mayda mayda buluyor ülkesine, biz Allah'a hamd ederiz. Çünkü bu canını bize Allah vergendi. Uzu vergendi, Allah'tan sorarız ki bizden bunu kabul kılasın. Şunun için bizim niyetimiz, himmetimiz yüden balan buluş gerek. Biz alemi inkılap başlayalımız. Biz bütün alemde Allah'ını fakat hakimiyeti buluştuğunu istep çıkkamız bu yerine. Bizi hareketimiz, namı Özbekistan İslam'ı hareket edigen bosa hem, lekin niyeti cüdeyem alıyım. Kıb braderler etedik ki namını özgertirsek, bir alemi nam versek. Meytemen braderler bizi dostu düşman şu nam bile tanigen. Biz bir kavmge bosa, eğer Özbekistan'a hasbı genimizde, Özbekistan gitişimiz kere gidin. Lekin biz hemen cahine şehit veriyemiz. Bu bizi namımız yemez, bizi amelimize karşılık gerek. Bizi namımızı kafirler şu lan bile teliydi ki bunu terörist. Allah'a hamd olsun biz terörizmiz. Abdullah İzam şehit etkileyken ki şarkı garip bilip koysun biz irhabilerimiz. Allah-u Teala Kur'an'da etken Turhibune bihi aduvallahi ve aduvakum ve aharine min dunihim. Allah-u Teala Kur'an'da etken siler Allah'ın düşmanlarını, uzineni düşmanlarını ve Allah'ın uzge malum bugen, başka bir silerge malum bugen düşmanlarını korkutesler degendi. Kafirlerini korkutuşluk bu İslam'dan bu buralarlar. Bunu kafirler bugün terörist deydi. Otobüslerimizi basmeçi de geldi. Basmeçi deydin bizi. Terörist deydi mi? Biz Allah ve Resulü müminlerini düşmanlığa düşmanımız. Ularını yeryüzüde fasat kılışıge, ularını yeryüzüde Müslümanlarını namısını oynaşıge, Kur'an'ıge bavul kılışıge ve peygamberini maskara kılışıge. Biz köz yumup tredigan unik taife yemez miyiz? İnşallah hamesini orneda cevabını veremiz inşallah. Şunun için bizde niyetimiz cüdeyem oluyor braderler. Cengimiz fakat Pakistan'da tükemeydi. Pakistan'da tükemeydi braderler.
Bu katta gapirish emas, bu haqiqat bu. Bu haqiqat. Allohga hamd bo'lsin, buni biz isbotlab kelganmiz. Isbotlab kelganmiz. Allohdan so'raymizki, bizga sadoqatni nasib etsin, ixlosni nasib etsin, istiqomatni nasib etsin. Va bizni yetti pushtimizda Alloh taolo faqat mujohiddan chiqarsin. Jihad bo'lmasa ekan birodarlar, musulmon bir ittiqonichalik arzishi yo'q. Buni hamma ummat ko'rib turibdi. Agar biz jihad qilmasak ekan biz, Allohning buyrug'iga itoat qilmasak ekan biz, kofirlar bizni inson hisoblamaydi. Kofirlar bizni inson hisoblamaydi. Chunki izzat faqat jihadda bor birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sallam 54 yoshlarda birinchi jangga chiqdilar. 55 yoshlarda Uhud kunida yuzlardan qonlar oqib, tishlari to'kildi. Badanlardan qancha joydan qon oqqanligidan hatto o'tirib namoz o'qidilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni 3-chi janglari Xandaq g'azvasi 58 yoshlarga to'g'ri keldi birodarlar. 58 yosh edilar. Makka fathi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 61 yoshda nasib qildi. Hunayn jangi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 61 yoshda nasib qildi. Oxirgi janglari Tabuk g'azvasi 62 yoshlarda nasib qildi. Yoshi 80 kishi edi u kishi. Alhamdulillah biz yoshmiz. Allohga duo qilaylikki, mana bu yoshligimizdan Alloh taolo o'zining diniga kuchasin. Ishonsin, bizlarni Alloh taolo mana bu amalimizni qabul qilsin. Shuning uchun mana bu yo'lda birodarlar, niyatimiz xolis bo'lsin. Riyo va sum'a qilib qo'ymaylik birodarlar. Istiqomatni Alloh taolodan so'raylik. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar. اللهم إني أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا يا الله من سندن وزيني يولنده جهاد قطرب قاچب كتب ترب أرقاقا جنگدن قاچب ترب ولب قالشدن پناس رحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بر حديثة باردك بر كشدن 3 günah صادر بوسا birincisi الله كشرك كلترسا ikincisi atağına ak بولسا üçüncisi جهاد meydanıdan özürsüz قاچب كتدگان بوسا Buni birorta amali foyda qilmaydi dedilar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini olgan sahobalar va sahobiyalar Mu'ta g'azvasi taktik bo'laroq Xolid ibn Valid chekinib kelgandilar Madinaga. Bu islom tarixidagi birinchi chekinishlik edi. Madinaga kirib kelishgan vaqtida ayollar va yosh bolalar bir necha oydan keyin shuncha shahidlar berib, jarohatlanib kelyapgan otalarini, erlarini, akalarini, ukalarini, o'g'illarini yuziga tuproqlarni sochib kutib olishdi. Ya furror, ya furror. Ey Allohning yo'lidan qochganlar deb kutib olishdi. Guldasta bilan kutib olishmadi. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyalari. Shuning uchun birodarlar, mana amalimizni Alloh qabul qilsin. Sobit qadamlarni nasib etsin. Mana bu yo'lni haqqini ado qilaylik birodarlar. Bu ibodatdan ichida eng afzal ibodat va shahodat darvozasi bu birodarlar. Jang maydoniga borsa xurlar quvlab yurar ekan mujohidlarni orqasidan. Bu meniki, bu meniki deb turib. Talash yurar ekan bu meniki, bu meniki deb. Bugun bozor ochilgan tijorat. Tijorat qilib olaylik. Alloh subhanahu va taolo amallarimizni bu amalimizni qabul qilsin. Xolislik nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo dushmanlarimizni o'zi kifoya qilsin. Bizi tayyorganligimiz ham oz birodarlar. İmkanatımız ama az, sonumuz ama az. Eğer Allah biz bilen bu mesela buralarla biz galiba kılalımayız. Şunun için hareket kılaylık, Allah'dan korkaylık. Allah'dan takva kılaylık, Allah'ın hafaklık koymaylık. Umar ibn Hattab özlerini laşkerler getirdiler. Ey mücahidler, sizler laşkerden korkmaylar. Belki günahları neden korkuyorlar. Günah kılıp koymaylar ki mağlup böylesine dediler. Şunun için Allah'ını yürüyorum biz. Bu cihat ayeti utuyemiz. Allah ki en suyumli amal biraderler. Mana bu amallarımızı Allah için halis kılaylık biraderler. Birbirimize hakkımıza dua kılaylık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytardılar ki Allahümme inna neca'luke fî nuhurihim ve na'udu bike min şururihim. Ve bu yolda ayeti uttik iki tane arsa var. Ya şehadet ya gazi buluştik. Şehit bulsak Allah kabul kısın. Tuğru cennete kiremiz. To'g'ri qabr azobi, qabrdagi savol-javoblar, qiyomatning dahshati, hisob-kitoblar va bir qancha shahidlarga va'da qilingan narsa bor. Bu hur aynlar, bu 70 ta mushrik bo'lmagan, lekin gunohkor bo'lgan qarindosh urug'iga shafaat qilishlik, boshiga viqor tojini kiyizishlik juda ko'p va'dalarni Alloh taolo va'da qilgan.
Eğer kaysi birimizde oran bize Allah-u Teala şehidliği nasip kıyken bulsa, Allah'tan bizi hakkımızda o diyarga yitip olayken de dua kıp duruyorlar ki bize markayla yitip olaylık. Ve bizde aldığında ötken şehidlerimize salam yollap koyuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e khasaten bizde salam aydıyorlar. Ve aytip koyuyorlar ki biz dayusmazmız. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini himaye kılıçlık için takatimiz yetken derseni bakırlık kımayımız. Hahu canımız bulsun, hahu bizim malımız bulsun. Hahu biz avladımız bulsun. İnşallah biz şöyle kurban veremiz. Biz bunu ahd vergemiz. Gazi bulsak inşallah yine kuruşemiz. Eğer şehit bulsak, kuruş olmaya kalsak inşallah cennette üçüne şükret inşallah. Sıra Allah'a gamaat kıl topşırdım. Sabit kadem buraya, arkana da ümmet durdu. Bir gayretlik kıpamana. Ulum da kohmana buralarla. Ölümden kohmaylar. Ölüm, bu bizi röpülen bir türlü ölüm. Eğer bizde halislik röpülen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arzu kıyan ölüm bu. Ey Allah, men seyreden kayta kayta, şehit bulup kayta kayta tirilişini söyleyemem de geller. Bu peygamberlerin seyidi söyleyen. Şehadetten kohmaylı buralarlar. Çünkü, ya Halid, ihresil mavd, tuhiblekel hayat dediler Ebu Bekir Sıddık. Ey Halid, ölümge haris bulun. Allah'ın yolda katil buluştukça haris bulun. Aç göz bulun. Sizge Allah-u Teala izzet hayatını verir dediler. Bu dünyada hem aziz bulasız, ahirette. Bunu asçiliğimiz kurup dururuz evimiz. Allah-u Teala bizge Afganistan'ı, Pakistan'ı çünkü izzet verdi. Bunun sebebi ne mi buradırlar? İslam ve cihadımız. Başka nesemez. Bizge hazır hemen şeyde ağır kurallarını verip koydu insanlarımız. O kadarlarını taşıp gidip yaptık, atı biriyle yaptık. Bizi ustaz da yaptı onlar. Allah'a hamd olsun. Bizi bu aziz kıyanlarsa Özbek bugünümüz, Kırgız bugünümüz, Tacik bugünümüz mes buradırlar. Biz mumin bugünlüğümüz için, mücahit bugünlüğümüz için Allah-u Teala bize şimdi izzet veriyor. Bana bu iman, İslam'ı saklayıp kolaylı buradırlar. Gururlanıp koymaylık. Men Tacik idim, men Özbek idim, men Paştır idim deyip gururlanmaylık buradırlar. Bu haram amel bu buradırlar. Men mu'minman, men muhacirman. Mana shu narsa shar'iy ijozat xolos birodarlar. Shuning uchun ham bir-birimizga muhabbatli bo'laylik, bir-birimizga hokisor bo'laylik, kofirlarga shiddatli bo'laylik. Kofirlarga rahim shafqat qilmaylik. Va ustimizda turgan qo'mondonlardan so'zsiz itoat qilaylik birodarlar. Ochiq gunohga buyurmasa so'zsiz itoat qilaylik. Agar boshi mayizchalik keladigan qop qora ustingizda turgan qo'mondonmi itoatini qilinglar birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu qilgan amalimizni Alloh qabul qilsin. Shahidlarimizni qabul qilsin. Bizlarni shahidlarga munosib voris qilsin. Alloh taolo agar tirik bo'lsak faqat islom bilan, izzat bilan yashashni nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم bir gün keler bahar ağaçlar güller bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir gün keler bahar ağaçlar güller bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.